Bütün kanser hücreleri şekerle beslenir. İnsan vücudundaki sağlık hücrelerinin tamamının enerjisi oksijendir. Ama kanser hücresi oksijensiz ortamda, anaerobik ortamda karbonhidratla yani şekerle beslenerek yaşar. Kanser hücresinden başka şekerle beslenen hücre yoktur bizim vücudumuzda. Onun için kanser hücresi şekerle beslenir. Şeker yerseniz kansere davetiye çıkarırsınız. Şöyle laflar diyorum. Bilimsel olarak ispatlanmamıştır şekerle beslendiği gibi laflar diyorum. Bunlar çok komik laflar. Bilimsel olarak ispatlanalı onlarca yıl oluyor kanser hücrelerinin şekerle beslendiğini. Tabii 1930'lardan beri biliyoruz. Yetmedi. Zaten biz bugün kanser hastalığının yerini tespit etmek için de şeker kullanıyoruz. PET CT denilen film çekilirken hastaya koldan bir ilaç verilir. Vücut taraması yapılacak. O verilen ilaç, damardan verilen ilaç şeker molekülüdür, glukozdur. Üzerine bir işaretleyici madde bağlarız, enjekte ederiz. İçeride dağılır ve nerede kanser hücresi varsa bu şekeri gıda olarak bünyesine alır. Gıda olarak bünyesine alırken de o işaretleyici maddeyi de alır ve böylece biz kanserin nerede olduğunu tespit edebiliriz. Yani şeker kanseri besler. Bu 1930'lardan beri ispatlanmıştır. Artı kanserin yerini bulmak için dahi biz şeker kullanıyoruz. Evet, evet. Onun için bu gerçeği aklınızdan çıkarmayın. Kanser olmak istemiyorsanız tüm karbonhidratları, şekerleri, tatlıları hayatınızdan çıkarın lütfen. Bir de yaşlandırıyor hocam değil tabii, mi şeker? Tabii. Cilde şeker bizim için çok zararlı ve kilo aldırıyor. Bir de kilo bütün karbonhidratlar trigliserit olarak göbekte birikiyor. Kilo aldıkça galiba sandalyenin yanına çıkıyoruz. Ha, ben gidiyorum. Gelmek istemiyorsunuz. Çok sevinirim. Buyurun efendim. Hadi bakalım buyurun. Şuradan devam edelim. Mutfağımıza geçelim. Ve Sandra'nın tariflerine bir bakalım. Hoş geldiniz. Glutensiz, tuzlu, pankek, köfteli topalak yemeği evet. Ve pancar ve mor lahanalı ot salatası geliyor. Evet, şimdi buyurun öncelikle efendim. Direkt böyle sahura çok sağlıklı, doyurucu bir pankek yapacağım. Ondan başlamak istiyorum. Direkt yumurtalarımı aldım. Şöyle bir çırpacağım. Ben glutensiz yulaf taneleri kullandım ama normal un da eklenebilir. Hmm. Böyle daha böyle hafif ağızda gelsin de istedim. Evet. Karabuğday unuyla falan yapabiliriz değil mi Tabii Sandra? Tabii ki. Onları da çünkü ekleyebiliriz. Çünkü yulaf glutensizdir ama yulafın yapısı glutene çok benzer. Gluten intoleransınız varsa yulaf da sizi rahatsız edebilir. Hmm. Onun için dikkat etmek gerekir. Dikkat çapraz etmek reaksiyon verebilir. Olabilir. Şöyle biraz yoğurt ekledim. Burada zeytinim var. Zeytin ekleyeceğim. Birazcık taze otlarım var yine onları kıydım. Soğan, dereotu, maydanoz ne bulursak artık evde. Bu pankekin biraz... neresi ya? Pankekin neresi burası? Şey, ben de düşünüyorum. Hayır yani bildiğimiz pankek değilmiş işte evet, pankek. Evet evet ama tuzlu pankek. Hani ben yuvarlak hani tuzlu böyle bir şekilde gibi, servis tamam, edeceğim. Tamam, evet hani tamam, o tatlı pankek tamam. Değil. Yok, ben ondan da yaparsın gördüm. Demek ki canımız çekmiş bir şey. Peki ondan da yaparım hemen. Şöyle birazcık lor peyniri ekleyeceğim. Of, o da böyle. Of, of. Aslında pankek dediğin zaman içinde hiçbir şey yok. Bomboş bir şey yapılıyor orada. Aslında bomboş bir şey yapılıyor. Ama Sandra üzerine... o bomboş pankeki bile 20 tane malzemeyle yapıyor. Mutlaka evet zenginleştirecek evet. Tohumlarıyla çekirdekleriyle. Birazcık böyle karışık susamım, işte keten tohumu, çörek otum var, haşhaşım var. Çok da faydalı. Birazdan poğaça olacak diye hayaller kuruyorum. Evet, şöyle birazcık kekik ekleyeceğim. Poğaça hiç olmadı mı hocam? Tuzlu kek yapmıştı ya evde şöyle. Acayip abartıyorum onunla. Ya. İkide bir de yapıyorum evde onu. Ben de uyguluyorum valla. Bunu böyle tavada ben arkalı önlü pişireceğim. Çok biz de böyle kedinci gibi bakacağız. Olan bu çok olacak yani. Oluyor. Hatta altı açık mı şeyin? Çekirdek de ekleyeceğim. Onun altını açtım. Şimdi açtın. Ben ona tamam, geçeceğim. Birazdan onu bir yandan da geçeceğim. Sonra hemen çorbama geçeceğim. Şöyle bir tane örnek göstereyim. Tamam. Buyurun. Şöyle iyice karıştırdım. Şimdiki peynir bağlayacak onu değil mi Sandra? Şöyle yumurta da var ya. Yulaf da bağlar. Tamam. Yulaf bağlar mı bir tık? Yani şöyle. Bu şekilde ha, aynen ufak, böyle pankek ufak. Formunda ufak ufak hani çok pankek dedim ama evet. Hani köfte de denilebilir aslında ama ben hani sabah böyle pankek niyetine tuzlu bir şekilde. Bir şey sürmeye gerek kalmayacak bir şey bence. Yok kalmayacak böyle köfte. Alt. Evet. Zaten hepsi direkt. Var içinde. Ama yanında köfteli topalak yemeğimiz olduğu için ona pankek demeyi tercih ettik. Bunu da iftara. Bu da iftara geliyor. Evet, çok böyle doyurucu bir yemek oluyor. Burada ne aslında yaptım? Aslında bu pankek gerçekten çok güzel. Sahurda önceden malzemeleri hazırlayıp. Hazırlaması 5 dakika bile sürmüyor. Çok pratik. Geceden hemen bile pişiyor. Hazırlanabilir. Akşamdan. Şey, sıcak, hani sıcak. Akşamdan sıcak. Hiç, sıcak. Vallahi sahurda 2 dakikada yapılacak. Yanına böyle şey. Avokadolarla ben onu servis edeceğim. Hmm. Burada topalak yemeğim için ince bulgurum, irmiğim, yumurta, biraz kişniş, kimyon. Bunları güzelce yoğurdum. Tabii tamam, onun öncesinde birazcık demledim. Bulgurla irmiği karıştırdım. Malzemeleri değiştirebilirim. Ben görmedim onları. Tuzlu pankeki geçti. Burada da yine merak köfteli, ediyorum. Bunu kinoa ile yapabilir miyiz?
Künayla olur ama çok haşlamamak lazım. Birazcık daha hafif diri kalınca, bir de tutması için birazcık belki glutensiz undan yardım alabiliriz. Yumurtayla yine güzelce bağlanabilir. Tutar, evet. Olur. Yanına da klasik bir köfte yaptım. Hiç un kullanmadım. Sadece kıyma, soğan anne ve köftesi. Maydanoz. Evet. Burada da biraz önceden salça ve soğanımı kavurdum. Şimdi evet. Direkt içine ben köftelerimi ekleyeceğim. Yuvalamadan farklı. Evet, salçalı. Salçalı olacak. Ve kuzu eti yok, köfte var içinde. Köfte var onun. Daha pratik, böyle çocukların da çok seveceği bir lezzete dönüşüyor. Yine böyle haşlanmış nohutum var. Onları da ekleyeceğim. Üzerine kaynar suyumu, sıcak suyumu ekleyeceğim. Sebze suyu veya et suyu da olur. O güzelce bir pişecek. En son bulgur köftelerimi ekleyeceğim. Bir 8-10 dakika onunla da kaynayacak. Yanına da böyle tereyağında pul biber, nane güzelce bir kızartacağım. En son üzerine ekleyip hafif limon suyuyla da böyle bir asit dengesini ayarlayıp servis edeceğim. Süper. Çok güzel. Açız. Pancar ve mor lahanalı ot salatası geliyor. Bu da onu müthiş. Da ben yani şurada her biri çok güzel görünüyor değil mi? Şu pancarı sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Sosları saymıyorum. Hadi sarımsağı falan. 8 ayrı malzeme var. Sarımsak, zerdeçal, tuz, karabiber, bal var galiba. O sirke. Şurada sirke. Sirke, nar ekşisi var. Evet, oh, evet. Çok güzel. Şimdi direkt önce sosumu yapacağım. Hardalımı aldım. Sirkemi ekledim. Şöyle. Hardal. Birazcık sirke. Sarımsak ekliyorum. Vitamin böyle lezzetli versin diye. Sarımsak. Limon suyum var. Şöyle ekledim. Bu sosu neyin üzerine koysan lezzetli olur. Değil mi? Lezzetli olur. Şöyle. Ve de birazcık şuradan hemen bir zeytinyağı ekleyeceğim. Her bolca zamanki gibi bol zeytinyağı. Şöyle. Hop. Pancarımı ve mor lahanalımı ben önceden bir fırınladım. Tuz, karabiber, zeytinyağı. Şöyle yapmış. İkisini fırınladım ama tavada da sotelenebilir de veya çiğden de eklenebilir. Ben birazcık pişince hem aroması böyle daha lezzetli oluyor hem de mideyi de çok yormuyor. Ben mor lahanayı çiğ seviyorum. Çok seviyorum. Ben de üzerine sirkeyle. Çok az yani haşlama böyle çok çok az. Evet. Ama fırınlayınca bu da iyice lezzetleniyor bu arada. Olur. Evet. Değil mi? Harika. Şöyle yeşil soğanımı ekledim. Tamam. Daha sonra direkt sebzelerimi ekleyeceğim. Ben tabii vitaminini arttırmak için birazcık ceviz ve kuru incirden de faydalanacağım. Süper. Lezzetli. Salatalarda bu kuru yemişler, çörekler, çörek demişim, tohumlar, evet. Çekirdekler. Çok güzel oluyor. Çok yakışıyor. Müthiş bir lezzet katıyor aynı zamanda. Burada elmam var, taze böyle kırmızı elma. Onu da biraz limonlu suda beklettim karartmaması için. Hı-hı. Şöyle süzüp. Hı-hı. Bu arada Ümit Hocam bugün yalnız gelmemiş biliyorsunuz ki. Bizi bir yani bir dünya güzeliyle gelmiş, eşiyle gelmişsiniz. Evet. Eşinizle gelmişsiniz ve gerçekten böyle bir... Hepimiz böyle kaldık, bir davet etsem gelir misiniz? Sizi bir göstersek minicik ister misiniz? Ay. Ümit Hocam yani biz de sizi çok seviyoruz da hani bunu bilemiyorum yani. Ben de eşimi çok seviyorum. Harikasınız, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Bir mikrofon alabilir miyim Merve'cim hemen? Şöyle bir Ümit Hocam'ın yanına alalım. Çok spontan oldu. Vallahi ben de beklemiyordum sürpriz açıkçası yaptılar. Gerçekten. Ama bu güzelliği de biz de gördük, seyircilerimiz de görsün istedik. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş buldum, iyiyim. Teşekkürler, siz gayet iyi, teşekkür lütfen ediyoruz. Lütfen maşallah diyelim. Efendim maşallah demekle kalmayacağım. Bir de maşallah subhanallah diyeceğim. Ne kadar güzel ya böyle sizi böyle yan yana görebilmek, hocamızı böyle mutlu görebilmek. Siz de çok güzelsiniz. Nasıl gidiyor hayat? Gayet güzel, gayet keyifliyiz. Gidiyor. Siz neler çok yapıyorsunuz? Anlatmak isterseniz yoksa hiç şey yapmam. Yok tabii ki birazcık genel olarak bahsedebilirim. Tamam. Aslında editörüm ben. Yaklaşık bir 2008 yılından beri dergilerde moda editörlüğü, güzel editörlüğü yaptım. Aynı zamanda eğitmenlik acaba? Yapıyorum İstanbul Moda Akademisi'nde. Ay çok güzel, süper. Teşekkür ederim. Beraberinde kendim artık içerik üretimine kendi yapım üzerine ilerlemek istiyorum. Çok. Hocam ne zaman tanıştınız? Biz çok eski tanıyoruz da. Ne zaman tanıştınız? Hocam bir şey söyleyeceğim, terlediniz mi şu an? Stüdyo çok sıcak. Hocam ya. İkimiz için de biraz spontan hocam, oldu. Özel sorularda gelince terlemiş olabiliriz. Cevap vermek zorunda siz, sadece soruyorum. Ben sunucuyum. Sorayım, siz yaptın. Ne zaman tanıştınız? 3,5 senedir beraberiz. 3,5 senedir evet. Beraber. O tanışma anı var mı bizde? Var. Benim konferansıma gelmişti Elif. Aa, konferansta. Evet. Ama şimdi hocam da yani öyle bir anlatıyor ki değil mi? Etkilenmemek. Şimdi ben... Ne hissetmiştiniz? Ben Elif'ten etkilendim ama görünce. Şimdi hocam, evet. Ben bilgi editörlüğü yaptığım için onun bir konferansına katılmıştım izleyici olarak, davetli olarak.
O şekilde oldu aslında tanışmamız. Sizi beğenmiş. Zihin Beden evet, Ruh Festivali'nde. İletişimimiz daha sonra başladı. Zihin Beden Ruh Festivali'nde. Zihin Beden Ruh Festivali'nde tanıştınız. Mükemmel ya, çok güzel evet. Gerçekten. İletişimimiz daha sonra başladı. İşte ardından pandemi falan girdi zaten biliyorsunuz. Peşini bırakmadım. yani şey mi oldu hocam, böyle bir hafif bir arkasından bir ilerleme, şimdi koşma da denmez hocamıza da yani hani böyle tanıştık, biraz. Tanıştık, ondan sonra tabii bir daha birbirimizi göremedik. Ama ondan sonra bizim kitaplar, yeni kitaplar çıktığında lansmanlara mutlaka Elif'i de davet edildi. Davet edildi. Bizim sevgili Dilber'e sağ olsun Dilber'e davet edildi. Israrla LCV alınıyordu, ben hala aymamıştım bu arada. Gidiyor muydunuz peki? Yani bir tanesine katılabildim. Evet. Biraz o dönemde yoğun çalışıyordum. O sırada aydınız mı peki bir artık bir yerden sonra? Hani sizden etkilendiği Allah her şeyi anlattıracak sana. Biraz geç aydın. Ben şu anda canlı yayında olduğumu unuttum. Bireysel sorularımı sormaya başladım. Sizi sıkıştırmak istemem gerçekten. Çok güzelsiniz. Allah nazardan saklasın. Siz de aynı şekilde çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Hepimiz mutlu olalım. Siz de hep bu güzelliği de ekranları başında ki izleyenlerimiz de görmüş oldu. Çok çok memnun oldum. Beni kırmadığınız geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Çok sağ olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Buradan sizi tekrar yerinize alayım. Aa, ben de heyecanlandım. Ter içinde kaldım. Bak. Sandra o sırada bir boşluğa düşecekti. O sırayı nasıl oyalarım diye sunucu refleksiyle böyle bir şey yaptım. Teşekkür ediyorum beni kırmadığınız için. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Buyurun. Çok hoş bir anı oldu bizim için. Evet. Evet. Çok güzel maşallah. Ben şimdi bir tavada değişiklik yaptım. O biraz geç ısınmalı diye. Ben onu gördüm diye. Orada bunu evet. Teslim ediyordu. Yazık pankeyi. Evet, şimdi asıl pişmeye başlayacak. Evet. Güzelce burada pişecek. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hocamızla birlikte şu salatayı oturup izleyebiliriz diye düşünüyorum. Aynen. Yani güzelliğini. Tablo gibi oldu. Şöyle bir evet şöyle bir evet, azıcık alayım. Bir aslında görsünler. Hani karalahanayı konuşurken söylemiştim ya sofranız renkli olsun diye. Bakın bu renk bu işte. Görüyor musunuz? Şimdi yeşillikler de girecek onun içine. Evet, bu bir denge salatası aslında. Dengeli beslenmek son derece önemli. Bu da bir evet. Denge salatası. Doğru. Çok müthiş, güzel. Müthiş vallahi. Ellerine sağlık. Afiyet var mı eklemek olsun. İstediğim bir şey? Ben birazcık daha sosyal medya sorularıyla devam yok şöyle devam bir yoğurt istiyorum. Sos da yapacağım. Hemen onu göstereyim. Görelim. Süzme görelim. Yoğurdum var. Şöyle zeytinyağımı ekledim. Hı-hı. Altın sos diyorum. Neden? Zerdeçal, zencefil ve tarçın ekleyeceğim biraz. Baharatların altında çünkü. Evet. Bu çok güzel böyle. Çok lezzetli bir sos olacak. Onu da pankekin yanına sunacağım. Servis ya ederken. Bizi pankekte böyle kandıramazsın. Hocam zerdeçal, zencefil sos. Sosu yoğurtlu, sebzeli. Böyle tatsız tuzsuz bir şeydir yani. Evet, çikolata sürecektik ona bir şeyler. Ben birazcık oyun tatsız, yaptım. Tatsız tuzsuz olduğu için üzerine bir şeyler sürüyor evet. İnsanlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.